Romanımızın adı Kılıç Yarası Gibi. Yazar Ahmet Altan. Yayın evi Everest Yayınları. 18. Reşit Paşa'nın canı sıkılıyordu. Arada bir paşa ahbaplarının dostluk hatırına muayene etmeye gittiği yaşlıca validelerinden ya da yüksek tavanlı konaklarının salonlarında huzursuz huzursuz gezinip vara yova söylenen genç yaşta dul kalmış hemşehrilerinden içim sıkılıyor lafını çok duymuştu. Ama bu duygunun nasıl bir olgu olduğunu ilk kez hissediyor, içten içe alay ettiği o kadınları düşünüp utanıyor, sebebi belirsiz bir sıkıntı kadar bunaltıcı, utanç verici bir duygu olmadığını anlıyordu. Mesleki bir alışkanlıkla hastalarını sorguya çeker gibi kendini sorguluyor, sorular soruyor, bu sıkıntıyı yaratan sebebi ortaya çıkarmak için uğraşıyordu ama bir sebep bulamıyordu. Yaşlanıyorum herhalde diye düşünüyordu. Bu sebepsiz endişeler ihtiyarlık alametleri ama 50'sini geçeli henüz birkaç yıl olmuştu. Sadrazamlık koltuğunu kapabilmek için bitmez tükenmez bir hırsla binbir entrika çeviren aksakallı paşalarla kıyaslandığında daha dünkü çocuktu. Çok sevdiği, dürüstlüğünü, açık sözlülüğünü her zaman takdir ettiği Fuat Paşa'nın sürgünde öldüğünü o günlerde duymak, gözünün önünde yaşanmış bir haksızlığın acıklı akıbetinden haberdar olmak sıkıntısını daha da arttırmış, her yanda kötü bir geleceğin işaretlerini görmeye başlamıştı. "Vesveseli bir adam olmuştum," demişti Osman'a. "Padişahta huy mu kaptım nedir?" Sıkıntıdan hiç yapmadığı şeyleri yapmaya başlamış, sabah gazetesinin sahibi Mihran'ın Suadiye'deki yalısında verdiği davetlere birkaç kez gitmiş, yalının altında inşa edilmiş hamamda düzenlenen alemlere katılmış, bu alemlere katılan yarı çıplak dilberlerle oynaşıp daha sonra Mihran'ın devlet katındaki bazı işlerini kovalayıp ona çıkar sağlayan paşaları görünce onlardan da kendisinden de iğrenmişti. "Zaten utanma duygusu neredeyse bütünüyle ortadan kalkmıştı," diye anlatmıştı o günlerde. Paşalar eskiden utandıkları işleri artık rahatça yapacak bir hayasızlık ve pervasızlık sahibi olmuşlardı. Arap İzzet Paşa, Osmanlı ordusuna zırhlı kuleler satmak isteyen bir Fransız şirketinin mümessilinden doktorun yanında açıkça rüşvet istemiş, bunu saklamaya bile gerek duymamıştı. Bu komisyonu padişaha bağlılığının doğal bir karşılığı olarak görüyordu. Reşit Paşa bu olayı padişaha haber vermeyi aklından geçirmiş ama daha sonra padişahın bu işlerden haberdar olmasına rağmen ses çıkarmadığını düşünerek vazgeçmişti. Padişah bu paşaların hem efendisi hem tutsağı durumundaydı. Aldıkları rüşvetlere, yaptıkları yolsuzluklara karşı çıkacak hali yoktu. Hemen hemen bütün devlet ricali birkaçı hariç bu kirli ilişkilere bulaşmışlardı. Bunları devletten ayıklamaya artık padişahın da gücü yetmezdi. Bu ahlaksızlıklara bizzat padişah, paşaların her yaptıklarına göz yumarak kendisi yol açmış ve sonunda kendisi de bir rezillikler bataklığının ortasında kalmış, bu çamurdan çıkması mümkün gözükmüyordu. Reşit Paşa, paşaların hırsızlıklarına, arsızlıklarına sinirleniyor, padişah ise nedense acıyordu. Etrafındaki rezillikler arttıkça padişah gözüne daha zavallı gözüküyordu. Halife-i Ruh-i Zemin Hazretleri, İslam'ın kılıcı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Devlet-i Aliye'nin şefkutlu padişahı, yüzsüzlerin, arsızların, hırsızların arasında onlara güvenerek ve onların yaptıklarını durduramayarak geçiriyordu hayatını. Kendi ahlaklarına sadık olmayanların padişaha hiç sadık kalmayacaklarını öğrendiğinde vakit çok geç olacaktı. Padişahın çevresindeki kuralların gittikçe zayıfladığını, bu büyük kudretin yakın çevresindekilerin bu kudrete karşı aldırmaz davranmaya başladıklarını artık açıkça görebiliyordu. Bir akşam yatsı namazından sonra padişahla boğaza bakan salonda oturmuşlar, sohbet ediyorlardı. Konu tıptaki yeni inkişaflardan açılmış ve padişah yemeği birlikte yemelerini teklif ederek akşam yemeğini selamlığa getirmelerini emretmişti. Tam yemeğe başlayacakları sırada sarayda bir vaveyye kopmuş, gürültü perde perde yükselerek yaklaşıyormuş. Padişahın yüzünün bir anda kül rengine döndüğünü görmüştü. Aceleyle kalkıp masanın çekmecesinden küçük bir revolver çıkarmış, onu yanı başına koyarak "Hayırdır doktor?" demişti. Hayatı boyunca korktuğu bir ayaklanmayla karşılaştıklarını, biraderine sadık birilerinin kendisini devirmek için isyan ettiklerini düşündüğü belliydi. "Hayırdır sultanım?" diyen Reşit Paşa kapıya doğru yürüyerek "Şimdi anlarız" demişti. Kapıyı açtığında koşarak gelen bir mabeyinci görmüştü. "Ne oldu Katip Efendi?"
Marangozhanede yangın çıktı paşam. Reşit Paşa merakla bekleyen padişaha haber vermişti. Marangozhanede yangın çıkmış padişah. Marangozhane, padişah arada bir tahta oymaya gittiğinden haremin hemen bitişiğinde kurulmuştu ve yangının hareme atlama ihtimali vardı. Padişah yangının kardeşinin adamları tarafından çıkarıldığına hükmetmişti. Talaşların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede söndürülmüş ve derhal soruşturmalar başlamıştı. Hadise aslında komikti ama çok trajik göründü, demişti Reşit Paşa Osman'a. Bir damla kanda mikrobu gördüğümüz gibi sanki minicik bir olayda büyük bir çöküşü gördüm ya da gördüğümü sandım. Bilirsin, biz doktorlar da az yanılmaz ya da bizim yanıldığımızı bizden başkası anlayamaz. Her neyse, harem çok kalabalıklaştığı zaman haremdeki kadınlardan bazıları çırak çıkartılır. Padişah tarafından azat edilip bir saraylıyla nikaha kıydırılır. Bir grup kadın harem ağalarına başvurup çırak çıkarmalarını istemişler. Ağalar da padişaha haber vermişler. Padişah da onlara müsaade etmiş. Az bir zaman sonra bir grup kadın daha çırağa çıkartılmak istemişler. Lakin daha yeni bir grup gittiğinden harem ağaları bunu padişaha söylemeye çekinmişler. Sanki bütün kadınlar haremden kaçmak istiyormuş gibi olmasın diye. Lakin Rum cariyelerden biri illa evlenmek istiyormuş. Hani o ünlü Rum atasözü vardır ya, koca istiyorum, şimdi istiyorum diye. Atasözü gerçek olmuş. Kızcağız koca istiyorum diye tutturmuş. Kimse kendini dinlemeyince de öfkesinden gizlice gidip marangozhaneyi tutuşturmuş. En küçük bir şüphe genç zabitleri, talebeleri, münevverleri, edipleri sürgüne yollayan, zindana attıran, hayatlarını yok eden padişah, Reşit Paşa'yı çok şaşırtan bir davranışla bu olayda haremindeki genç kızın kundakçılığına kızmamış, aksine onu haklı bularak onun isteğini kendisine aksettirmeyen harem ağalarını İstanbul'dan sürmüş. Genç kız da evlendirilmiş. Reşit Paşa ise bu olaydan çok sarsılmış. Yaklaşmakta olan bir felaketin izlerini görmüş. Haremdeki bir cariyenin sarayın katı kurallarını böyle hiçe sayabilmesi aslında o sırada kimse farkına varmasa da o kuralları koyanların gücünün artık zayıflamaya başladığını, bu zayıflığın da bir şekilde hissedildiğini gösteriyordu. Yoksa o cariyenin aklına bile gelmezdi böyle bir şey yapmak. Yapması değil, bunu düşünebilmesiydi yaşanan çöküşün işareti. O olayın da etkisiyle olsa gerek, Reşit Paşa çok sıkıntılı uyumuş ve gördüğü rüyadan ter içinde hayırdır inşallah diyerek uyanmıştı. Rüyasında çırılçıplak bir kadın padişahın yatağına yaklaşıyor, cibinliğini açtıktan sonra aniden elinde beliren bir bıçakla padişahı bıçaklayarak delik teşik ediyor. Padişah kendi kanında eriyip yok oluyordu. Çıplak kadın dönünce Reşit Paşa katilin Mihrişah Sultan olduğunu görüyordu. Aynen onu hatırladığı gibi dolgun göğüsleri, yuvarlak karnı ve benzersiz güzelliğiyle. Mihrişah Sultan İstanbul'a geldiğinden beri bastırmaya çalıştığı o eski özlem, yıllarca insanlardan saklanmasının öcünü alır gibi dehşetli bir acıyla çıkmıştı ortaya. Reşit Paşa içinin parçalanacağını sandı. Mecazi anlamda değil, rüyanın da etkisiyle gerçekten ciğerlerinin acıya dayanamayıp dağılacağını düşündü bir an. Safra kesesi krizi gibi bir sancıydı. O saniye Mihrişah Sultan'ı görmek için her şeyini verirdi. Hayatında bir kez ve gerçekten aşık olmuş, kısa bir süre mutluluğu tatmış, aşkı ve mutluluğu öğrenmişti. Sonrası bir hastalık gibi sürekli tedavi ettiği bir acıydı. Tedavisi müşkül bir vaziyetti ve tahminden daha uzun sürmüştü. Acının dinmesinden sonra geride kalan büyük boşluğu ise mesleği, padişahın doktoru, daha da önemlisi dostu olmanın hazzı, bu dostluğun bahşettiği servetin rahatlığı, büyük konakları ve genç cariyeleriyle doldurmuş, geçmişteki acının izlerini ise hem kendinden hem de diğer insanlardan telaşa kapılmayan olgun ve anlayışlı bir tavırla ve işin derinini pek kurcalamayan hafif meşref bir hayat tarzıyla saklamayı başarmıştı. Ta ki Mihrişah Sultan İstanbul'a dönene kadar. Ne gariptir ki imparatorluğun çöküşünün ilk izlerini görmesi, ihtiyarlığı andırır endişeli bir sıkıntı ile ilk hissedişi de sultanın dönüşüne rast geliyordu. Belki de eski karısı geri gelmese imparatorluğun çöküntüsünü bu kadar çabuk görmeyecekti. Sabaha kadar uzun gecelik entarisiyle konağın içinde dolaşmış, biraz serinleyebilmek için bahçeye çıkmış ve acının da çeşit çeşit olduğunu keşfetmişti. Terk edilmek ve özlemek başka başka acılar yaratıyordu. Kaybetmenin acısıyla kavuşmamanın acısı birbirine benzemiyordu.
karısı kendisini terk ettiğinde onu bir daha göremeyecek olmanın kederine, kırılan gururunun ve kendisine alaycı bakışlarla süzen gözlerinin yarattığı aşağılanmış duygusu da karışmıştı. Şimdi özlerken ise ızdırap çırılçıplak ve katışıksızdı. Bu nedenle de daha sarsıcı, tek teselli bunun ilk acı kadar uzun sürmeyeceğini bilmekti. "Eğer seversen hissediyorsun," demişti Osman'a. Bunu öyle bir söylemişti ki Osman anlamıştı ne demek istediğini. Gerçek bir sevginin hiç bitmediğini, hiç ölmediğini, azalsa da hiç yok olmadığını Osman bu tuhaf, bu manasız cümleden öğrenmişti. Aynı acıyı babasından bir miras gibi tevarüs eden Hikmet Bey ise ölmeden önce hatıratına biraz da edip arkadaşlarının etkisiyle daha edebi yazmıştı bu konudaki duygusunu. Hakiki aşk kılıç yarası gibidir. Yara kapansa da izi mutlaka kalır. Reşit Paşa gece rüzgarlarının ve fıstık ağaçlarının arasında rüzgarla kabaran uzun beyaz entarisini dalgalandırarak ihtiyarlayan, kederli bir hayalet gibi aklında karısının gerçek yüzü değil de rüyada gördüğü yüzü olduğu halde epey bir zaman dolaştı. Çektiği özlem nedeniyle olsa gerek istikbalden artık bir şey beklemediğini, hiçbir hayali olmadığını, etrafındaki birçok şey gibi kendisinin de çökmekte olduğunu düşündü orada. Güneş doğarken duyduğu acıyı ve umutsuzluğa daha fazla dayanamayarak keselerle altın döküp aldığı o güzel Çerkez kızını Dilruba'yı uyandırmaya gitti. Daha sonra gidecek başka kimsem yoktu diyecekti Osman'a. Torunundan ya da kim olduğunu bilmediği birinden özür diler gibi. Reşit Paşa'nın ümitlerini, hayallerini, geleceğini terk ettiği o hanım eli kokan büyük bahçenin yalnızca 2 kilometre ötesinde, Çamlıca tepesindeki bahçesi de salonları da çok daha küçük olan bir evde aynı saatlerde umutlarla, hayallerle yüklü bir istikbalin coşkulu tartışmaları yapılıyor, ihtilal planları kuruluyordu. Padişahın doktorunun gördüğü çöküntüyü onlar da görüyordu. Ama bu onlara Reşit Paşa'nın aksine neşe veriyordu. Palaskalarını çıkartıp tabancalarını yanlarına bırakmışlardı. Tabancalarının yanında yemekten sonra içtikleri kahvelerin boş fincanları duruyordu. Oda sigara dumanıyla bir ine dönmüştü. Yüzbaşı İsmail Hürşit artık karar verilmesini istiyordu. Edirne'deki 2. ordu ile Manastır'daki 3. orduda zabitler çok geniş bir teşkilat kurmuşlar, sivilleri de almışlar. Avrupa'da da Ahmet Rıza Bey ile arkadaşlarının hareketi var. Burada da bizim teşkilatımız bulunuyor. Arkadaşlar, artık bu teşkilatların birleşmesi için zaman geldi de geçiyor. Derhal harekete geçip onlarla temas kurarak birleşelim. Yüzbaşı Fazıl Hüsnü Bey lafa karıştı. İyi de birader, kime kime intisap edecek, birleş deyince birleşmek öyle hop diye olacak kolay bir iş mi? Cevat Bey bunu duyunca kızgınlığını bir şakayla sakladı. Yahu Fazıl Bey, daha şimdiden siyasetçi oldun. Kimin kime intisap edeceğinin ne ehemmiyeti var birader? Ehemle mühimi birbirine karıştırmamanın alemi yok. Daha küçük teşkilat daha büyüğüne intisap eder. Olur biter. Esas ehemmiyetli mevzu teşkilatın büyümesi, bu istibdadın bir an önce bitmesi, yoksa vatan elden gidecek. Cevat Bey doğru söylüyor. Sırplarla Bulgarlar kaynıyormuş. Büyük bir ayaklanmanın eli kulağında. Baba Ali uyuyor. Artık lakırdıyla geçiştirecek zaman değil. Bu vatan bizden vazifemizi yapmamızı bekliyor. Aksi halde yediğimiz ekmek bize helal olmaz. Onu da söyleyelim. Uzun uzun tartıştılar. Aslında kararlarını vermişlerdi. Ama bir büyük hareketin geleceğini planlamanın, bunu tartışmanın şehvetinden kopamadıkları için konuşmayı kısa kesemiyorlardı. Sonunda Cevat Bey'i göndermeyi kararlaştırdılar. Yarın Harbiye nezaretindeki arkadaşlarla konuşur, seni 3. orduya manastıra tayin ettiririz. Ramiz Bey'i de Edirne'ye göndertelim. Bu iş hallolsun. Artık imparatorluğun her yanında hareket tek elden sevk ve idare edilsin. Başıboşluk bitsin. İsmail Hüsnü Bey, ya Anadolu? Diye sordu. Anadolu'da ne oluyor? Anadolu her zamanki gibi sessiz. Orada da mutlaka vatansever arkadaşlar var. Belki onlar da teşkilatlanıyor. Ama Anadolu'dan pek ses gelmiyor. Balkanlar ise çok hareketli. Biraz da Bulgarlarla Sırplar sayesinde. Arkadaşlar orada teşkilatlanıyor. Çünkü vatanın tehlikede olduğunu daha yakından görüyorlar. Anadolu'dakilerin bir şey gördüğü yok. En kabadayısı bir iki eşkıya yakalıyorsa o da ehemmiyetli bir mevzu değil. Bugün Dersaadet'in anahtarı Balkanlarda. Teşkilat oraya yerleşti mi İstanbul'un yolunu açarız. Fazıl Bey,
Peki tayinleri hemen halledebilir miyiz? Diye sordu. Personel dairesinde Üsküdarlı binbaşı Cemil Bey var. Halledecek. Öyleyse Cevat Bey ile Ramiz Bey'e yol göründü. Şanslısınız ha. Biz burada paslanıp kaldık. Siz orada hem teşkilatlanacaksınız hem de Bulgar komitacılarla elleşeceksiniz. Yalnız dikkat edin. Herifler çok kıyıcı diyorlar. Dağılmadan önce son sigaralarını içerken savaştan, vurmaktan, vurulmaktan kahkahalarla söz ettiler. Vatan uğruna dövüşmenin lafından bile hoşlanıyorlar, bir an önce bir düşmanla karşılaşmak istiyorlardı. Savaşmamak onurlarına dokunuyordu. Güneş doğarken türküler mırıldanarak dağıldılar. Cevat Bey'in manastıra tayini 2 hafta sonra çıktı. 153. Piyade taburuna tabip olarak atanmıştı. İşlerin süratine kendileri de şaşırmışlardı. Henüz iktidara alışkın değillerdi ve güçleri onları biraz afallatıyordu. Girdikleri işin ciddiyetini, kendi güçlerini fark ettikçe daha iyi anlıyorlardı. Garip bir kibirle birlikte tuhaf bir ürküntü de kaplıyordu içlerini. Fazıl Bey'in dediği gibi, haritada ölmek de öldürmek de yazıyor. Artık dönüşü olmayan bir yola girdiklerini Cevat Bey ilk olarak manastıra tayin emrini okurken anladı. Fazıl Bey, ''Sizi böyle boş boş göndermek yakışık olmaz.'' dedi. ''Bu akşam bir alem yapacağız.'' Cevat Bey böyle şeylerden pek hoşlanmazdı. Geçirdikleri sıkıntılı çocukluktan Ragıp Bey öfkeli ve atak olarak, Cevat Bey ise ağırbaşlı ve olgunlaşmış olarak çıkmıştı. Kardeşinin aksine gece hayatına hemen hemen hiç karışmamıştı. Başkalarının eğlendiği kalabalık yerlerde sıkılıyordu. Daha ilk kez gördükleri bir erkeğe 40 yıldan beri tanıyormuş gibi davranan açık saçık kadınlarla nasıl konuşacağını kestiremez, somurtup otururdu. Ama o gün arkadaşlarını kıramadı. Giden 2 subaya karşı diğerlerinin kendilerini borçlu hissettiklerini anlamıştı. Bu işleri iyi bildiği anlaşılan Fazıl Bey programı herkesin yerine yaptı. Önce Lagan'da Maksut'un yerine gidelim. Bir 6'lık yapalım. Oradan Beyoğlu'na çıkar, felekten bir gece çalarız. Maksud'un yerindeki mermer masalardan birine oturup kalem efendilerinin civar esnafta doldurduğu uzun salonda taze mezelerle güzel bir akşam yemeği yiyip rakı içtiler. Gece yarısına doğru hadi artık gidelim diyen Fazıl Bey'in peşinden dışarı çıktılar. 2 arabaya doluşup Beyoğlu'nun yolunu tuttular. Osmanlı'nın başkentinin bu en ünlü caddesinin 2 yanında buzlu camdan fanuslar içinde hava gazı fenerleri yanıyor, arabalar tiyatroların, meyhanelerin, kafelerin, birahanelerin önünde yolcularını boşaltıyor, imparatorluğun 4 bir yanından gelen büyük bir kalabalık, foturları, şalvarları, ütülü üniformaları, smokinleri, redingotlarıyla 10 bin ayaklı, rengarenk dev bir tırtıl gibi kaldırımda kımıldanıyor, arada bir açılan birahanelerin kapılarından içeri kokulu bir buharla birlikte kadın kahkahaları fışkırıyordu. ''Odeon'a gidelim.'' dedi Fazıl Bey. Fazıl Bey'in dışındakiler bu hayata, bu cadde ve bu gecelere yabancıydılar ama hissettirmemeye çalışıyorlardı. Odeon'dan içeri çekingenliklerini saklamaya uğraşarak girdiler. Bir koridordan geçtikten sonra etrafı localarla çevrilmiş, bir ucunda büyükçe bir pist bulunan geniş bir salona vardılar. Pistin ucundaki sahnede bir orkestra valsler çalıyor, pistte erkeklerle kadınlar dans ediyordu. Localardan localara laf atılıyor, selamlar gönderiliyor, masaların arasında çıplak kolları açıkta bırakan uzun tuvaletleriyle kadınlar dolaşıyor, şampanyalar, tabancalar gibi patlıyor, köpüren içkiler biraz yukarıdan tutularak bardaklara boşaltılıyordu. 8 zabit bir masaya oturdular. Biraz yadırgı duruyorlar, o kalabalığa ait olmadıkları üniformalarından, hallerinden, tavırlarından hemen anlaşılıyordu. Dans etmesini bilmiyorlardı, şampanyanın tadını hiç tatmamışlardı. Çalınan müzik onlara yabancıydı. Piste vals yapanlar bir askeri manevra izler gibi büyük bir ciddiyetle izliyorlar, dans edenlerin adımlarını saymaya çalıştıklarında gözleri şaşılaşıyor, iskemlelerinde dimdik oturuyorlardı. Arkadaşlarının huzursuz olduklarını hisseden Fazıl Bey, ''Hadi fuayeye geçelim.'' dedi. Nereye geçeceklerini anlamadılar ama birer otomat gibi ayağa kalkıp sert adımlarla locaların arka tarafına doğru yürüdüler. Demir merdivenli bir koridordan geçip deminkinden daha ufak bir salona girdiler. Burası öbür taraf kadar kalabalık değildi. Bir kenarda bir ince saz takımı çalıyordu. ''Bunlar çok ünlüdür.'' dedi Fazıl Bey. ''Şu lavtacı lan bu. Kemençede akribas. Def çalan da ünlü Arap İbrahim.'' Kendilerine birer bira söyleyip bir masaya yerleştiler.
Burada kendilerini daha rahat hissediyorlardı. Fazıl Bey, bakın şimdi, diyerek cebinden bir akçe çıkartıp saz heyetine doğru fırlattı. Para bir kavis çizerek saz heyetinin üstüne doğru düşerken defçi hızlı bir hareketle elini havaya kaldırıp avucunu açtı. Para tam avucunun içine oturdu ve adam aynı hızla elini indirip def çalmaya devam etti. Ya Fazıl Bey'in siftahı uğurlu geldi ya da defçinin el çabukluğu seyircilerin hoşuna gitti. Para yağmaya başladı. Defçi hepsini aynı maharetle avucunun içinde oturtup anında ortadan yok ederek def çalmaya devam ediyordu. Biraz daha loş olan arka taraftaki bir köşeden çıngıraklı bir kadın sesi bir gazel tutturdu. Nedir ey çeşmi nizam sende bu müjganu ebrular? Kadın gazeli söylerken salona 6 kişi girdi. Feslerini sol kaşlarına basmışlar, ceketlerini omuzlarına atmışlardı. Birçok insanın girip çıktığı salonda bunların girişi hemen fark edildi. Başkalarına benzemeyen bir halleri vardı çünkü. Mağrur ve saldırgan bakışlarla bakıyorlar, oradaki herkese küçümsediklerini hissettiriyorlardı. Zabitlere şöyle bir göz attıktan sonra gelip biraz ilerideki bir masaya oturdular. Onların oturduğu masanın çevresi hemen boşaldı. Fazıl Bey, Fehim Paşa'nın itleri, dedi. Hulusi Bey dişlerinin arasında sövdü. Jurnalci kahpeler. Beyoğlu'nun haracını yiyen Fehim Bey'in ekibinden olan kabadayılar 5-6 kişilik gruplar halinde dolaşıyorlar, devletin gücünü de arkalarına almanın şımarıklığıyla kimseyi dinlemiyorlar, etrafa kan kusturuyorlar, kendilerine duyulan nefreti her gün biraz daha büyütüyorlardı. Ama kimsenin sesi çıkmıyordu. Ses çıkaranı hemen öldürüyorlardı. Üstelik vurdukları adam yerde yatarken ellerini kollarını sallaya sallaya bir de polis memurlarını azarlayarak gidiyorlardı. Haklarında bir zabıt bile tutulmuyordu. Subayların kendileri hakkında konuştuğunu hissetmişler, ters ters bakmaya başlamışlardı. Cevat Bey bir bela çıkacağını sezerek gidelim dedi. Ama kimse yerinden kımıldamadı. Subaylar da kabadayılara içlerini yakan gerçek bir öfkeyle bakıyorlardı. Ramiz Bey, koskoca Cihan İmparatorluğu'nun kanını bu itler emme emme kuruttu, dedi. Ramiz Bey'in ne söylediğini duymayan ama kötü bir şey söylediğini tahmin eden itlerden biri sağ omzunu çarpıtarak subaylara döndü. Ne o? Ne bakıyorsunuz zabit efendiler? Birine mi benzettiniz? Kabadayı daha sözünü bitirmeden Fazıl Bey masadan kaptığı şişeyle yerinden fırlayıp sapından tuttuğu şişeyi adamın yüzünün ortasına öyle bir çarptı ki kabadayı içeri göçen burnundan patlayan dudaklarından fışkıran kanlarla iskemlesinden uçtu. Aynı anda subayların hepsi kabadayıların üstüne atlamışlardı. Meyhane kavgalarında Fehim Paşa'nın kabadayıları zabitlerden daha iyilerdi. Çocukluklarından beri böyle kavgaların arasında büyüdüklerinden başka bir zaman da Cevat Bey ile arkadaşları böyle bir dövüşü çok pahalıya öderler, bir ikisi canından bile olabilirdi. Ama kabadayılar kendilerine herhangi birinin saldırabileceğine ihtimal bile veremediklerinden hazırlıksız yakalanmışlar. Zabitlerin gücü de öfkelerinin ateşiyle daha da artmıştı. Kabadayılar ne koltuk altlarındaki saldırmalara ne de bellerindeki nagantlarına uzanabildiler. Kafalarına, gözlerine inen yumruk ve şişe darbeleriyle salonun ortalık yerine yuvarlandılar. Çığlıklar, feryatlar, koşmalar, haykırışlarla salon birbirine girmişti. Kısa bir süre sonra zabitler üstlerine çullandıkları kabadayıları bitmez bir kinle yumruklarken düdük sesleri duyuldu. Cevat Bey, polisler diye bağırdı. Kavgaya pek gönülsüz karışmış, arkadaşlarına yaptıkları çocukluk için çok sinirlenmişti. Bu akılsızca kavgadan dolayı tutuklanabilirler, tayinleri yanabilir, gelecekle ilgili bütün hesapları alt üst olabilirdi. Polis sözünü duyan arkadaşları baygın haldeki kabadayıları yerde bırakıp ayağa fırladılar. Boşalan salonun ortasında öyle ne yapacaklarını, ne yana gideceklerini bilemeden durdular. O sırada beyazlanmış saçlarını kas kanadı taramış yaşlı bir Rum garson dip taraftan ''Bu tarafa, bu tarafa'' diye seslendi. Garsonun seslendiği yana koştular. Garson ilk bakışta fark edilmeyen bir kapıyı açtı. Polisler içeri girerken onlar o kapıyı arkalarından örtüp taş basamaklardan aşağı inerek raflarında yiyecek çuvallarının, içki şişelerinin dizili durduğu soğuk ve uzun bir mahzenden geçtiler. Beyoğlu'nun arka taraflarında ıssız bir sokağa çıktılar. Garson arkalarından kapıyı kapatırken ''Elleriniz dert görmesin zabit efendiler'' diye fısıldadı. Sokağa çıkınca Cevat Bey kendini tutamadı.
Yani Fazıl Bey, öyle bir iş ettin ki bütün planlarımızı mahvedecektin iki yiğit için. Fazıl Bey, yaptığının doğru bir iş olmadığını daha yaparken biliyordu aslında. Kusura bakma, herifleri görünce kendime hakim olamadım. Sonra da birden çocuk gibi gülüverdi. Amma acayip benzettik rezilleri. Bir ay kendilerine gelemezler. Bir daha üniforma gördüler mi, hürmette kusur etmezler. Artık dağılalım, dedi Cevat Bey. Fazıl Bey elini kaldırarak hepsini durdurdu. Yoo, dağılmak yok. Bak Cevat Bey, teşkilat konusunda her söylediğine evet dedim. Ama bu gece emir komuta bende. Bu gece böyle bitmez. Bunu bitirmenin bir raconu var. Her şeyi gereğince yapacağız. Bölük, düş peşime, uygun adım marş. Arkadaşlarının keyfini kaçırmamak için Cevat Bey ses çıkarmadı. O karanlıkta nerelerden geçtiler, nerelere gittiler hiç anlayamadı. Ama Fazıl Bey onları, bahçe duvarları yıkılmış, içinden ışık sızmayan eski bir konağa götürdü. Bahçesini otlar sarmış, kurnaları ve fiskiyesi kırılmış havuzu çamurla dolmuştu. Çakıllı bahçe yolundan geçip ahşap kapının üstündeki kalın demir halkayla birkaç kez arka arkaya kapıyı vurdular. Kapı açıldı. Elinde gaz lambasının solgun ışığında gözlerinin akı kanlanmış, iri yarı bir Arap bacının kalın suratı gözüktü. Ne var? Ne istiyorsunuz? Fazıl Bey öne geçti. Ne o Habeş teyze, içeri almayacak mısın? Felekten bir gece çalacağız. Hüsniye Hanım'a haber ver, Fazıl Bey ile arkadaşları gelmişti. Kapı kapandı. Biraz sonra süslü elbiseler giymiş geçkince bir kadın, "Bizi unuttunuz, nerelerde kaldınız?" sistemleriyle kapıyı açıp genç subayları içeri aldı. Taş bir holden geçip merdiven altındaki demir bir kapıyı açtı. İçerisi aydınlıktı. Yarı çıplak genç kadınlar oturuyordu. Yeniden bir sofra düzüldü, içkiler geldi, kadınlar toplandı, ceketler çıkarıldı. Arkadaşlarının birer birer ortadan kaybolduğunu fark eden Cevat Bey, sıkıntıdan rakıları doldurup doldurup içiyor, kendisine eliyle meze yedirmeye çalışan yarı çıplak kadına sıkıntıyla bakıyordu. Orada neler yaptıklarını tam hatırlamıyordu. Ama bir ara o genç kadınla birlikte bir odaya gittiklerini, kadının kendisini soyduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Evden gün doğarken çıkmış, ertesi gün buluşmak üzere sözleşip dağılmışlardı. Öğleye doğru baş ağrısı ve utançla uyandı. Bir daha böyle bir geceyi asla yaşamayacağına yemin ederek giyindi. Beyazıt'a bir kahvede buluştular. O gelmeden önce evvelki gecenin hatıralarını kendi aralarında yad eden arkadaşları onu görünce konuyu değiştirdiler. Cevat Bey'in gerçekten sıkıldığını anlamışlardı. Son görüşmelerini yaptılar, nasıl haberleşeceklerini belirlediler, gerekli isimleri akıllarına yazdılar ve helalleşip ayrıldılar. Cevat Bey Beyazıt'tan Aksaray'a indi. Oradan un kapanına saptı. Ağır ağır yürüyerek tekkeye geldi. Molalardan hoşlanmasa, onlardan kuşkulansa da Şeyh Yusuf Efendi'nin bütün imparatorluğa yayılmış gücünün farkındaydı ve teşkilat adına bu güçten faydalanıp faydalanmayacaklarını merak ediyordu. Ama Osman bu ziyaretin meçhule giden bir yolculuk öncesine rastlamasını tebessümle karşılıyordu. Cevat Bey'in inatla reddetmesine rağmen hayatını ortaya koyduğu bir yolculuğa çıkmadan evvel farkına varmadan da olsa manevi bir desteğe ihtiyaç duyduğuna inanıyordu. Cevat Bey bunu hiçbir zaman kabul etmedi. O, dini inançlarını daha tıbbiyenin ilk sınıflarında kaybetmişti. Ama Osman, güçlü inançsızlıkların içinde yuvalanmış gizli bir inanma ihtiyacını ölülerle yaşadığı maceralarda çok rastlamıştı. Hatta kanaatince inançsızlık ne kadar katı ve keskin ortaya çıksa inanma ihtiyacı da o kadar büyük oluyordu. Şeyh Efendi, Cevat Bey'in diğer ziyaretçilerin aksine elini öpmediğini hemen fark etti. Ama fark etmemiş gibi yaptı. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde subayların teşkilatlar kurduklarından haberdardı. Cevat Bey'in bunlardan birine dahil olduğunu da tahmin ediyordu. Hiç sesini çıkarmadan konuşmasını bekledi. Manastıra tayinim çıktı Şeyh Efendi. Yarın gidiyorum. Vedaya geldim. Hakkınızı helal edin. Şeyh Efendi, Ragıp Bey'e söylediği sözleri aynen tekrarladı. Estağfurullah. Bir hakkımız yok. Varsa da helali hoş olsun. Sonra Ragıp Bey'i sordu. Biraderinizden bir haber aldınız mı? Hürmetleri var. İyiymiş. Memnunmuş. Topçulukla uğraşıyor. Almanca da öğreniyormuş. Siz de muhabbetlerinizi bildiren mektuplar yazarsınız. Baş üstüne. Bir sessizlik oldu. Sonunda Cevat Bey konuya doğrudan girmeye karar verdi.
Şeyh Hazretleri, imparatorluğun içinde bulunduğu durumdan herhalde haberdarsınız. Devlet çöküyor, rüşvet almış yürüyor. Padişahın en yakınındaki paşalar hırsız olmuşlar. Devlet memurlarına maaş ödeyemiyor. Balkanlar kaynıyor. Kulağımıza çarpıyor bazı şeyler, duyuyoruz. Cevat Bey dimdik Şeyh Efendi'nin yüzüne baktı. Ne düşünüyorsunuz peki? Şeyh Efendi sorunun böyle açıkça ve acemice sorulmasına usulca tebessüm etti. Siyaset bizim işimiz değil Cevat Bey. Onu bizden iyi yapacaklar var. Biz haddimizi biliriz. Dar yerden geçiyoruz Şeyh Hazretleri. Siyaset herkesin işi böyle zamanlarda. Siyaset dediğiniz insanların hayatı. Durup alayla gülümsedi. Her ne kadar siz ölümle daha çok alakadar olsanız da bu dünyadaki insanların hayatlarından da mesulsünüz. Hele imparatorluğa yayılmış gücünüz ve kudretinizi düşünürseniz. Şeyh Efendi tesbihini tane tane çekerek cevap verdi. Bir faninin gücü kudreti ne olacak ki Cevat Bey? Bizim bildiğimiz Allah yolunda ibadet. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Dünya üstündeki şu kısa misafirliğimizde güç kudret aramak kendini aldatmaktır. Cevat Bey bu tarz konuşmalarla bir yere ulaşamayacaklarını anladı. Şeyh Hazretleri, Rabbinizin kullarına yardım etmek hepimizin görevi değil mi? Elimizden bir şey gelirse elbette. Benim sorduğum da işte bu. Elinizden geleni esirger misiniz acı çeken kullardan, esirgemez misiniz? Konuşma üslubundaki terbiyenin ve nezaketin her şeyden daha önemli tutulduğu Osmanlı seçkinlerinin arasında bu tür bir konuşma pek alışılmamış bir kabalıktı. Ama Şeyh Efendi kendisini yadırgatan bu kabalığın genellikle dürüstlükle birlikte ortaya çıkan bir kabalık olduğunu biliyordu. Cevat Bey'in konuşma tarzından hoşlanmasa da dürüstlüğünü ve inançları için açıkça konuşarak geleceğini tehlikeye atmasını beğeniyordu. Ayrıca bu açıklıkta ve kabalıkta aynı zamanda Şeyh Efendi'ye duyulan güven de gözüküyordu. Hiç kimsenin güvenilir olmadığı bir ülkede birisine güvenmek de kabalığı affettirecek bir saygı işaretiydi. Elimizde bir şey varsa esirgemeyiz elbette. Cevat Bey memnuniyetle gülümsedi. Benim söylediğim de bu zaten Şeyh Hazretleri. Bir yaralıyı sağaltmaz, bir evsizi barındırmaz mısınız? Bir hayat kurtaracak haberi bir yerden bir yere aktarmaz mısınız? Bu çok açık bir soruydu ama usturuplu bir biçimde sorulmuştu. Şeyh Efendi uzun uzun düşündü. Vereceği cevap birçok şeyi değiştirebilirdi. Derde düşmüş kullara yapılacak yardım ibadetlerin en büyüğüdür itikadımızca. Siyasetle ilgilenmeyiz ama başı sıkışana kapımız hep açıktır. Sağ ol Şeyh Efendi. Başı sıkışanlar bu sözlerinizden haberdar olacak emin olun. Ben müsaadenizle kalkayım. Daha fazla vaktinizi almayayım. Cevat Bey ayağa kalktı. Bir an bir tereddütten sonra eğilip Şeyh Efendi'nin elini öptü. Sağ olunuz. Ragıp'a da muhabbetlerinizi bildireceğim. Cevat Bey kapıdan çıkarken Şeyh Efendi arkasından seslendi. Sizin için dua edeceğim. Loş salonda Cevat Bey'in titrek mum ışıklarının yansıdığı yüzünde bu sözleri duyunca sanki babasını özlemiş bir çocuğun hüzünlü gölgesi geçti. Ya da Şeyh Efendi'ye bir ışık yanıltmacasıyla öyle geldi. O akşam Cevat Bey küçük bavulunu hazırladı. Birikmiş parasını annesine teslim etti. Ertesi sabah annesinin elini öpüp hayır duasını aldıktan sonra evden ayrıldı. Annesi ardından bir tas su döküp kısa bir dua okudu. Su gibi git, su gibi gel. Büyük bir imparatorluğun geleceğini değiştirecek bir macerada kaderin kendisine biçtiği rolü oynamaya hazırlanmanın heyecanı, annesini yapayalnız bırakmanın üzüntüsü ve yat ellere giden herkesin hissettiği bir iç sıkıntısıyla bindiği trenin ikinci mevki kompartmanındaki katı koltuklara oturup cebinden çıkardığı gazetedeki havadisleri okurken gözüne ilişen küçük bir ilana da şöyle bir bakıp geçti. Cevat Bey'in bir önem atfetmediği bu küçük ilan Osman'a göre gelmekte olan değişimin önemli bir işaretiydi. 2 Midilli ve 4 Macar Kadanası tarafından çekilen 6 kişilik Landon'umu satışa arz ediyorum. Alakadar olanların gazete idaresine müracaatını rica ederim. Hüseyin Hikmet.